Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmut Baba Sokak'ta yaptığınız bir itfaiye tatbikatı vardı. Maalesef bu tatbikat sırasında iki itfaiye erinin ihmal sonucu şehit olduğu haberini aldık. Tabii ki insanlar sorguladılar. Kimin ihmali vardı? Olay CHP'li belediyede gerçekleşti ve burada daha sonra Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Remzi Albayrak'a itfaiye daire başkanı olarak atamanız eleştirildi liyakat özelinde. Çünkü bildiğimiz kadarıyla kendisi İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. Acaba itfaiyecilik konusunda nasıl bir geçmişi vardı diye sorgulandı. Buna istinaden soru gelsin. Liyakat sözleriniz lafta mı kaldı? Hayır, tam aksine bu bahsettiğimiz Remzi Bey arkadaşımızın askeri bir geçmişi var. Tümüyle o geçmişine istinaden disiplin gerektiren, prensiplerin uygulanması konusunda hassasiyet gerektiren ve ne yazık ki itfaiye üzerinde döndürülen bir takım yanlış uygulamaların da tersine çevrilmesi konusunda hassasiyetle yönetilmesi gereken bir döneme dönük uygun bir kişilik olarak tariflediğimiz için oraya kendisini atadık. Özellikle burada askeri geçmişi, askeri görev yapmış olması bizim için çok değerliydi. Teknik olarak şunu söyleyebilirim. Aracın teknik bir sıkıntısı var. Ne yazık ki iki görev şehidimiz bizi yürekten üzmüştür. 2017 yılında alınmış olan bir vinç süreci var. Bu vincin işte uzunluğu, nasıl kullanılacağına dair bütün stratejileri araştırma içerisinde benim talimatımla da bir soruşturma başlatıldı. Zaten savcılık üzerinden de bir soruşturma devam ediyor. Dolayısıyla hem kurum içinden hem kurum dışından gelecek olan soruşturmalar bittikten sonra teknik açıklamayı kamuoyuyla paylaşacağız. Asla bu tür durumlarda kafamızı kuma sokmayız. Sorumlusu oluştuktan sonra gerekeni yaparız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmaz.